elinde bir şikayet dilekçesiyle geldi. Yurttaş dert doluydu. Vergiler ağır, yetkililer hırsız, geçim imkansızdı. Gazi eleştirisiz çıkan gazetelere, çevresini saran dalkavuklara inanmış, işlerin yolunda gittiğini sanmış, yanılmıştı. Çok hızlı koşmuş, arkada bıraktıklarını göremez olmuştu. Gördüğünde ise alkışların yerini yakınmalar almıştı. Sıkıntısı yüzünden okunuyordu. Antalya'ya vardığında kendisine ayrılan eve girip kapıyı kapattı. Bir koltuğa yığılır gibi oturdu. Çok yorgun, düşünceli ve sinirli görünüyordu. Özel kalemi Hasan Rıza'ya şunları söyledi. Bunalıyorum çocuk. Büyük bir ıstırap içinde bunalıyorum. Görüyorsun ya, her gittiğimiz yerde sürekli dert dinliyoruz. Her taraf derin bir yokluk, maddi manevi perişanlık içinde. Maalesef memleketin hakiki durumu bu. Beni en çok üzen şey de nedir bilir misin? Herkesin tevekkül ve rehavet içinde tüm iyilikleri benden beklemesi. Nihayet ben de insanım be birader. Kutsi bir kuvvetim yok ki. Bugün Cumhuriyetimizin 10. yılını doldurduğu en büyük bayramdır. Kutlu olsun. Bu anda büyük Türk milletinin bir ferdi olarak bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim. Yurttaşlarım, az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyük temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Cumhuriyet 10. yaş günü için bestelenen marşta da dendiği gibi vatanı demir ağlarla örmüş, 10 yılda 15 milyon genç yetiştirmişti. 10 yılda bambaşka bir Türkiye doğmuştu. Gazi devraldığı hiçlikten halkını refaha kavuşturamamış ama kişi başına geliri iki katına çıkarabilmişti. Hiç dış yardım almadan bütçeyi denkleştirebilmişti. Demokrasi getirememiş ama denemiş, temellerini atmıştı. Bir dönem taviz olarak anayasaya koymak zorunda kaldığı devletin dini İslam'dır ifadesini de kaldırarak dini devlet işlerinden tamamen tasfiye etmiş, şahsi ibadete indirmişti. Kadınlara yasal eşitlik sağlamış, başlarını açıp eğitime çağırmıştı. Birçok Batı ülkesinden önce oy hakkı kazanan kadınların meclise girmeleri yakındı. Artık ülkesi başka bir rejimle, farklı bir hukukla yönetiliyor, halkı yepyeni bir kıyafet içinde başka bir alfabeyle okuyup yazıyor, radyoda bambaşka bir müzik dinliyordu. Üstelik Avrupa'da yüzyıllara yayılan bu değişimi 10 yıla sığdırmıştı. Anadolu'da hasreti çekilen huzuru sağlayacak, dünkü düşmanlarına dost eli uzatacak ve Yunanistan lideri tarafından Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilecekti. Bozkır'da bir hayat yeşertmişti. Artık Atatürk soyadını almaya hazırdı. Lakin 10. yıl coşkuyla kutlanırken o, ben hiçbir şey hissetmiyorum diyordu. Onuncu yıl nutkunun satırları arasına şu iki cümleyi yazdı. Bu söylediklerim hakikat olduğu gün, senden ve bütün medeni beşeriyetten dileğim şudur. Beni hatırlayınız. Bu bir veda mesajıydı. Arkadaşlarına, dostlarına yazdığı çoğu mektupta yer alan unutulma kaygısı depreşmişti. Yakınlarının ricasıyla bu iki cümlenin üzerini çizdi. Halinden yakınırken, beni Çankaya'nın kayalıklarına, Dolmabahçe'nin karanlık odalarına hapsettiniz diyecekti. Henüz 52 yaşında bir emekli hayatına geçmişti. Gün boyu tarih kitapları okuyor, kendisini yücelten Bay Önder gibi oyunların senaryolarını düzeltiyordu.
günlerini tarih ve dil çalışmalarıyla geçiriyor, yabancı kökenli sözcüklere Türkçe karşılıklar üretiyordu. Türkleri medeniyetin merkezine koyan, Türkçenin insanlık kadar eski olduğunu öne süren bir tarih tezini kanıtlamaya uğraşıyordu. Yalnızlığını bazen bir gemi güvertesinde çocuklaşarak gidermeye çalışıyordu. Bazen halkla birlikte denize girerek, bazen bir baloda sabahlayarak. Bir gün Balkan Festivali için Rumeli hemşerileri İstanbul'a geldi. Gece saat 2:30'da Beylerbeyi Sarayı'na gidip onların eğlencesine katıldı. Çocukluğunun ezgilerini, gençliğinin türkülerini dinledikçe coştu. Sonra daha fazla dayanamayıp kendini piste attı. Yeniden o eski Makedonyalı olmuştu. Hiç doğu batmadı. Barınmakın kanlı bilay olan yine kimi hatladı. Barınmakın kanlı bilay olan yine kimi hatladı. Nöbet defterine göre o gece festivalden döndüğünde saat sabahın 8:30'uydu. Artık gün boyu uyuyor, akşamüstü kalkıp biraz dolaşıyor, sonra sofraya oturuyor, orada sabahlıyordu. Sofrayla yatak arasında geçen günler onu kendi kurduğu büyük bir kapana hapsediyordu. İşleri İsmet Paşa'ya bırakmış, yeşillikler içindeki Çankaya'da, Dolmabahçe'de çocukluğundan beri hayalini kurduğu sakin hayata kavuşmuştu. Ömrü boyunca olduğu gibi yine yalnız ve bağımsızdı. Ama mutsuzdu. Sofra görevlilerinin anılarına göre öğleden sonra kalkar kalkmaz sigaraya başlıyor, günde 3 paket sigara, 15 fincan kahve içiyor, sofrada bir büyük rakı bitiriyordu. İçiyorum. Çünkü artık bu vücut bu kafayı taşımıyor. Kafam vücudumun çok önünde gidiyor. Beynimi huzura kavuşturmak, biraz dinlendirmek için içiyorum. Burada bir nevi mapus hayatı yaşıyorum. Gündüzleri ekseriye yalnızım. Herkes işinde gücünde. Benimse çoğu günler bütün günümü değil bir saatimi dahi dolduracak işim yok. Ya uyuyabilirsem uyuyacağım yahut bir şeyler yazacağım. Arada biraz dinlenmek ve hava almak ihtiyacını duyarsam otomobille gezintiler yapacağım. Ya sonra? Sonra gene bu hapishaneye döneceğim. Ve kendi kendime bilardo oynayıp sofra zamanını bekleyeceğim. Bari sofrada bir değişiklik olsa. Ne gezer? Bu sofra nerede kurulursa kurulsun, karşımda aşağı yukarı hep aynı insanlar, aynı yüzler. Asılı bıktım usandım. Sofra bazen sabahlara kadar devlet işlerinin tartışıldığı bir meclisti, bazen bir hesap sorma ya da gönül alma divanı, bazen de hatıra anlatılan, dans öğretilen, şarkı söyletilen, zeybek oynatılan, güreş seyredilen bir eğlence yeri. Ona hem sığınak hem tuzaktı. O sazlı sözlü gecelerden birinde huzurdaki udi